yıkılır her gece üzerime dünya. Havalı gözüküyoruz azıcık. Ya zaten. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Özgür'le aylık maratonumuz dedikodu mutfaklar. Ama bugün konseptimiz bir tık bir cuk farklı. Bir cuk değil, bayağı cuk farklı. Efendim bugün sizi Tea Time, British Tea Time'dan karşılıyoruz. Londra'dayız şu anda. Ah ne güzel Özgür'le. Size. Ah şu Paris şey mi bu? Londra'da izledim ya. Paris şehrinin Londra'da ne işi var? Londra'nın ne ünlü var? Yamuk şeyi olan Londra mıydı? Hayır. Pisa Kulesi değil. Ne var Londra'da o zaman? Cahilim. Big Ben var Big Ben. Salak. Thames Nehri var bu. Aa, çok da bir şey yokmuş o zaman. Kraliçenin sarayı var. Biz varız. Biz varız. Ay, gönül ister ki bir bölümü gerçekten Londra'da çekelim. Kızılcık serpeti gibi bir tane green screen. Sus. Sus abla. Tamam. Ama biz bugün efendim size bakın çaylarımızla bunları şey görmeyin. Mesela bunları şey gibi görün. Porselen tabaklar. Aşure kabı gibi bakmayın buna. Ne gibi bakmamız lazım? Bu şu an mesela porselen bir tea time şeyi. He tamam. Tabağı. Orada böyleymiş zaten. Bilmiyoruz kültürü. Efendim bu niye pasta ve tea time? Kanal 20.000'i geçtiği için Özgür'le kutlama yapıyoruz. Ve pastamızın güzelliğine hazır mısınız? Öykü. Çin çin çin. Çin 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 çin. 20.000 pastası. Bitti amin. İnşallah amin. Sayılar 40'a 50'ye dolu. İnşallah aminlerce. Size pembe aşk pastasıyla online'ız efendim. Abi sonra da sevgili abilerimi özel çekeriz. Ooo. Sanki sevişek dedik. Doğru. Ama orada biz hani magazin yapıyoruz bir noktada. Tabii. Evet. Ama bizde bunu... neden yılın magazincisi ödülü verilmedi? Neden verilmedi? Çünkü değiliz ama. El alemden haber ve bilgi çarparak hiçbir yere ilerleyemeyiz zaten. Ama herkes öyle çarpa çarpa nelere ilerliyor ki? Nasıl keseceğiz bunu? Kaşıkla, bıçağımız yok. Gerçekten mi? Yok. Hadi let's go. Primitif şartlar altındayız. Dolayısıyla ne şartlar? Primitif. Aşk o kelimeyi bilmiyor musun? Primitif ne ya? Kim biliyor bunu Allah aşkına? Bu kaçıncı yüzyıl? Primitif kelimesini bilmiyor musun? Primitif Türkçe bir demek, kelime. İlkel demek, ilkel. Neyse Cahil. İlkel şartlar altındayız. O yüzden dediğim gibi mesela bunu da böyle bir seramik kesme bıçağı olarak düşünün. Her şeyi hayal gücünüzle yapın. Sen kestin mi? Hadi birlikte. 3, 2 ve... Aa, çok kötü kestin ama haklısın. Kesmedin, yardım. Ah, teşekkürler Öykü. Rica ederim canım. Bilmem kaç olduk diye siz abone olmazlık etmeyin. Hayır. No. Abone olun. Run. Bana da özür dilerim, abone olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Aynı anda pasta tadım. Vişnelerinden koyacağım gel. Ben bir şey sevmem. Ne? Hayatta en sevdiğim şeydir. İnsanlar bizim pasta yememizi izlemek için açmadı bu doğru, şeyi. Doğru doğru. Bir şeyler öğrenmek için açtı. Efendim bir sürü olay oldu. Şaka mıydı bu ay? Öncelikle en son olan olaydan Alina Boz'un düğününden başladı efendim. Biz de evlenmez evlenmez dedik yani. Sus ablam. Bir iddia var ki acaba Alina Boz Heymila mı? Ama biz bilmiyoruz, bu da bir iddia. İddialardır bu. En azından gönlünü beğendim. Evet tatlıydı. Düğünü hiç beğenmedim. Düğünü tam olarak nasıldı? Düğünü sıkışık bir gemide attım ya sana insanların kafası. Metrobüs gibi. Metrobüs gibiydi gördüm. Berbat bir düğündü. İnsanların kafası tavana değiyordu. Niye öyle bir şey? Ya bahçede kırdal şeyde yapsan daha iyi. Gerçi bu havada kırdal yapamazsın. Ama gemide de yapma yani. Bu havada gemide de yapmazsın. Ay kızın gelinine falan basıyorlar kız çıkarken. Metrobüste elbise giymek gibi. Bir de gelen davetten %90'ı Umut Bey'in davetlisi. Aşk 101'den bile kimse gelmemiş İpek Hanım dışında. Kubilay Bey falanlar gelmemiş. Acaba bu evliliğe onay vermiyorlar mı diyorlar. Madelik çıkartırdım ben. Peki acaba şeyler kim? Şahitler kim? Şahitler de artık adamın sayıyor. Fatih Terim. Genel herkes. Merhaba. Neden Fatih Terim abi şahit yaptınız bu kadar olaylı bir aydan geçmişken? Başka şahit mi kalmadı? Olsun yine de hayırlı olsun dur. Peki Serenay'ın o akşam yayınladığı Reels'i onun üstüne yordun mu? Ne Reels'i yayınladı? Ben seninle magazin içeriği çekmeyeceğim ya. Atıyorum ne dedi? Ne dedi? Reels'de çekmiş bir arkada bir parti var ya da bir konser var. Tamam. Bu aynayı çıkarmış. Rus sürüyor kendi kendine ve diyor ki dünya yanarken ben.
Ne mana? Hala şeyimde. Twitter ikiye bölündüm. Biri dedi ki bu çok zavallıca bir hareket. Evet. Ben bu taraftayım. Öbürü dedi ki yengeçlik yapmış harika Slay Queen. Evet, bu taraftadayım da aynı zamanda. Sen benim taraftayım yok. Bana ikonik geldi ya. Ya ben kim ne olursa olsun düğün günü öyle bir şey atmazdım. Tat kaçırır yani. Bir de magazinsel birisin sen yani. Doğru. Ama komik de. Ama evet slaylemiş de yani bir noktada. Serena osursa slaylıyor zaten. Net. Kötüydü bu sonuncusu. Danla ve Çakal ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Ben sana onların prankini attım birbirlerine. Ya Danla ve Çakal ilişkisi beni şaşırtan bir ilişki olmaya doğru ilerliyor. Çünkü ilk başlarda ben çok önyargılıydım. Taneli ya boğazıma kaçıp duruyor ölüyorum arada kusura bakmayın. Dedim yani bu nasıl bir ilişki bu nasıl bir çelişki dedim. Ama valla ilerliyor güzel ilerliyor. Tuvalet olayını soruyorsun. Tuvalete bir şey atmış. Danladır yapar ama bana bir yapsa valla ağzına sıçmıştım diye yorumladım. Ben seni pranklemek istiyorum bir ara. Videoya çekme insan. Onlar benden nefret eder. Videoyu çekeceğim. Yok yani. Ben gerçekten Çakal bence iyi bile tepki verdi. Ay ananı sikeyim falan dedi. Böyle kapandı konu yani. Ben olsam çok... Bence cute bir hareketti. Ama konser görüntüleri çok komikti. Çakalı uçarken koymuş ya Danla. Ala'nın annesi falan kuliste. Garip bir ortam yani. Ortam kötü olduğu için değil. Benim ortam kafamda... Ortam biraz garipti. Garip işte. Peki Arda Turan'ın dolandırılması hakkında... Abi Arda Bey ya. Fatih Terim fonu. Yani WhatsApp ses kayıtları falan yansıyınca çok komik oluyor işte. Benim param nerede? Bir de arkasından başka futbolcuları da sürüklemiş. Sonra da Arda Bey bütün paralarını kaptırdı diye Twitter'a haber olunca demiş ki bu benim daha servetimim şurada şu altıda biri. Ben sadece beni aramayıp sormuyorlar diye üzüldüm. Benim hemen kanımın çekilmesi peki. Neye acıyorum ki yani? Ben zamanında coin borsasına 6000 TL yatırdım. Hala acısını yaşıyorum. Üzgünüm. Sus. Kim inandırdı bunu sana? Hangi Kemal şeytan? He pardon. 6000 liramı Kemal'e verdim. Herkes zengin oldu ama coin'den bir sana şey olmuş. Ben çok geç katıldım o trene. Ben son dakika katıldım ve baktım. Ben 2024'te coin'e giriyor yani ben. Neyse ben hala 6000 liramın yasını tutuyorum. Dolayısıyla Arda Bey 6 milyon dolarınızın yasını tutmanız çok normal. Bunu ego haline getirmenize gerek yok. Ben olsam var ya ağlayarak otururdum. Ben neyi anlamıyorum? Hı. Zaten zenginsin be kardeşim. Zaten yediğin önünde yemediğin arkanda daha... Amaç daha zengin olmak. Ya daha ne kadar zengin olacaksınız? Aşkımın şey gibi düşünüyor. Bir sınır yok. Var ama. Milyoner ve multibilyoner sanırım. Azla yetinmeyen çoğu bulamaz demişler öykü. Az var öz var. Var. Azla kanaat getirmeyen özü bulamaz. Sözü bulamaz. Özü bulamaz. Gözü bulamaz. Azı azımsama. Aa bu şunu bilmiyorum bu bilmediğim yer. Azla azımsama yazı. Tamızlama. Ne? Azla yetinmeyen gamsız. Caner bulur seni amsız. Ya hayır bu bir İngiliz. Tamam bunu bipler misin? Hayır. Dedim pardon. Bu bir İngiliz çay sofrası gel. Çin çin. Cheers aşko. Ya porselen gibi ses çıkması gerekiyordu. Drink dedim işte sus çaktırma. Devam ediyorum. Evet. Ben bazı şeylerden yakınmak istiyorum şimdi. Hazır paranın konusu açılmışken. Benim biliyorsunuz hala bir iPhone 15 Pro Max'ım yok. Apple. Birinci dünya problemleri. Hala iPhone 11 ile yapıyorum. Ve son güncelleştirmeyi yüklediğimden beri iPhone'um sapıttı. Artık çalışmayacak duruma geldim. Sonra dedim ki tamam dedim iPhone fiyatlarına bakayım ne yapayım dediğim gün. Olmuş? iPhone yine zam yapmış. Zaten. Ve iPhone 15 Pro Max 1 TB tam olarak 100.000 TL olmuş. Sıfırlamışlar gibi düşün. 100.000 TL. 100 sıfır sıfır sıfır. 1 milyoncu gibi düşün demişler gibi. Yani. Anladım. Tamam diğer şeyler illa Max almana gerek yok abla. Ellerin o kadar büyük diyebilirsin ama çocuğun elleri büyük. Bu seninki de büyük değil. Onat Bey ne yapacak ama. Tamam Max almayayım Pro alayım diyorum. Onlar da 80.000 TL. Ne yapacağız biz? Taksim. Taksim'de kalmadı ki kaldı mı? Orası da ucuz i̇şte oldu. Artık para kazanmak için güzellik salonu açmamız gerekiyor. Beauty açsan adı ne olurdu? Hadi bir tane beauty açalım ve at koyalım. Çok zor. Bir brand yani. Bir bu brand bir, evet bu bir iş. Sahte faturalarda hızlı yazabileceğimiz bir isim olmalı. Abi. Abi güzellik. Neyse ne yapacağız yani? İlla bizim de mi abuk subuk yollara gidip para... Bir telefon ya. El alem yurt dışında bir maaşıyla 5 tane telefon oluyor. Ben 10 ay çalışsam yine bir telefon alabiliyorum. Olumsuz olması lazım o cümleden. Hiçbir şey yemeyip içmezsem. Hava mı yiyeceğim ben telefon hava almak için? Hava mı yiyeceğiz? Için? Toprak mı yiyeceğiz? Bu kadar mı alım gücümüz düştü? Gübre. Ne alakalı? Gübrelin ne alakalı? Benim bokunu vereyim istiyorsan sana gübre olabilir çünkü. Benim sinirim bozuk. Senin telefonun tabii 12 Pro. Değişik mi lan?
Max. Değişik mi? Değişme. Bizim ben 12 Pro aldım da yani hemen 15 çıktı. Ben anlamadım bu işi. Geçen yıl 12 aldım. Bu yıl 15 değişelim çıkıyor. Değişelim mi? Tamam ben değişelim. Sen 11'i satıp 15 al. Tamam. Gerçekten mi? Sevgili Apple. Elma. Türklere uygun bir fiyat politikası istiyorum sizden. Her hafta yeni bir fiyat koyuyorsunuz. Bu insanlar böbreklerini satıp telefon almamalı. Bu sizin niye sikiniz onu bilmiyorum. İki tane böbreğimiz var zaten. Birini versem öbürüyle zor yaşanıyor. Devam ki. Öykü şeyi gördün mü? Hı. Artık kıyafetleri taksitle alamıyormuşuz. Ne? Öykü bu benim... Neyle alıyoruz? Öpücükle mi? No, cash. 12. One. What's cash? Atıyorum biz şey yapıyorduk ya bir tane. 12 taksit. Bir tane 12 ay sonra zaten o 100 lira hani bir şey değil. Görme çöp burada. Çöp oldu. Taksitsi geri istiyoruz. Neye taksit veriliyormuş? Çünkü marketin de taksit. Ötek teknolojik falan yani herhalde. Anlamadım. Telefonda da taksit yok. Ona da yok doğru. Yok. Taksit o zaman gitti yani. Ay sıçayım böyle işin çarkına ben yani. Bir ceket almak için ne yapacağım yani? Dom alacağım mı ya kız yere? Sen benim başıma geleni biliyor musun? Abi aşkım dom alacağım dedikten sonra bir hikaye anlatmam pek hoş değil ama sen ben seninle markete gittim. Tamam. Ondan sonra... Ben şimdi nasıl olsa çok taksit yaptıracağım diye alıyorum da babam alıyorum. 2 tayt, 3 tayt, 1 hoodie, 1 çırka. Böyle bunun kaşıklamamı dizdim. Yapma. Sonra bir fotoğraf çıktı ona kol gibi. Zaten. Ben dedim ki 8 taksit dedim. Dedi ki senin çalıştığın bankaya taksit yok. Ben ki ne? Ama... Ve o sırada arkamda 20 kişilik sıra ve ben utançtan geberiyorsa bu sırada. İade de edemedim mecbur aldın mı? Çünkü her şey poşetlenmiş. Dedi ki nasıl yapalım dedim. Benim o sırada 4 kartım vardı Özgür. Hayır, 1000 lira bundan, 1000 lira bundan. Bunda yetersiz bakiye, bundan 500 TL. Ve bana bir fiş çıktı, her bir kartta yeni fiş çıkıyor ya. Böyle ferman gibi. Sonra kadın ona rul aladı, buyurun dedi. Kutup yandı. Çok korkunç bir hikaye bu. 4 karta durdurdum. Ben aslında sırada olsam çok küfür ederdim bu arada. Ben de kendime küfrettim zaten. Allah beni belamı versin. Öyküm ya. Şimdi bunu her alışverişte sen de yaşayacaksın aşko. Ya taksit! Ama bir şey sen nasıl ya? Hani taksitsiz bir şey alamayız ki. Kim cash parayla bir şey alıyor ki bu devirde? Zenginler. Arkadaşlar Türkiye'de ekonomi taksit üstüne dönüyor. Ödeyemediğimiz borçlar ve faizlerle dönüyor yani. Hmm. Bunu size anlatmamıza gerek olmamalı diye düşünüyorum. Ben size anlatamam da. Peki o Black Friday'deki Zara sırasının fecolu. Beylikdüzü'ndekini gördün mü? Bir kadın askıyla girmişsin. Gördüm onu. Bildim mağazayı almış. Mağazayı almış. Aç köpek. Bir tanesi dışarı o Beylikdüzü'nde miydi? Beylikdüzü işte orası Beylikdüzü aşkım. Ve bir kadının dövdüğünü gördüm. Arkadaşlar bu kadar da bir paltoya... Abartmayın amına koyayım ya. Çıplak da gezmiyoruz yani. O kadar da değil. Değil. Peki... Ay çok bir gitmeyi düşündüm. Çok küçük. Asiktir. Ama hayır yani böyle kalabalığı bilmediğim zaman gitmeyi düşündüm. Asiktir oradan. Ne olsaydı giderdin? Sıra beklemeyecek olsam ve hemen alıp çıkabiliyorsam hayır, gider. Ne olsa bir önceki gün öğleden sonra 3'ten beri sıraya girerdin. Cilt bakımı olsa giderdim. Öğleden sonra çadırlı sıraya girerdin. Yok ya hiç ne olursa olsun girmezdim. Teşekkür ederim. Yani... Cevap bu. Yok girmezdim ya. Açlık da değiliz arkadaşlar. Bu kadar değil ama ya. Ama yine bu ülkenin yine refah düzeyi yani. Çok üzülüyorum. Ama orada da bence %80 bir kesim alıp satmayı planlayan kesim. Yine işte çünkü insanların para ihtiyacı var. Bu arada bedava mal dağıttılar da onda da şeymiş mesela bir şey alışveriş yaptıktan sonra veriyorlarmış falan. Ay bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu konuda çok doluyum ben. Ben şimdi 2 sene yurt dışında yaşadım. Tea time'dayız. Tatlı bir şekilde yapacağım. Ben 2 sene London ve Los Angeles'ta yaşadım arkadaşlar. Hı. Ve oradaki puan biriktiriyorsun kardeşim. Tamam. Kardeşim. Mesela sana 1000 puan alınca bir full size hediye veriyorlar. Öyle tester falan orada yok. Ve mesela 3 farklı hediye hazırlıyorsun. Atıyorum bir skincare, bir ruj, bir de şey o hediyeden seçiyorsun ya da doğum günü oluyor. Ama zaten çanta böyle falan. Olmalı. Bizimkiler tester koyarken elleri titriyor. Evet. Acaba Türkiye'ye mi gelmiyor yoksa onların suçu mu? Burada da çözemiyorum kimde suç. Herkes de suç. Markada suç. Bizde suç. Tamam. Yeter. Yeter. Yani suçlunun kim olduğu umurumda değil. Masum olan biziz ama yani. Koca full size hediye veriyor. Bu hikayede yanan biz oluyoruz. Parfüm alıyorsun bir anda. Ama parfümler de çok pahalı öykü. Aşkım parfüm. Bu peki şey mi? Dolar gündemi mi bu hani? T-Time dolar gündemi. Ben yakında kolonyayla falan gezeceğim. Rezo. Bitiyor parfümlerim. Nasıl alacaksın? 10 bin lira parfüm. Bizim kolonyalar iyi kokuyor. Oraları süreriz. Ben parfümün fiyatına baktım 9000 TL. Ne? Götümü satsam bir daha alamam. Öykü. Bir şey söyleyeceğim ya. Of, ben işte bu konularda çok fakir düşünüyorum arkadaşlar ya. Ben zengin olsam bile 10 bin lira vermezmişim gibi geliyor. 10 bin çok. Bir trilyonun varsa 10 bin TL verirsin. Ya tamam da kaç kişi trilyoner? Ben bilmiyorum sayısallar çok kötü biliyorsunuz. Bir trilyon artık 300 bin dolar oldu. Daha az. 30 bin dolar. Bak sayısallara girmeyeceğim. 35 bin dolar bir trilyon. Evet.
Hayır abartma. Hayır. Oha sende. Bir dakika. Koyayım. Bir trilyon kaç dolar eder yaz internete bakayım. TL dolar. 34.600 dolar. 34 bin dolar mı bir trilyon? Bu bilgi doğru mu? Evet. 34 birim olan. Doğru. 34 bin dolar. Yani Amerika'da 3 maaş falan. Amerika mı gitsek? Bir, şey, bir maaş bile olabilir yani. Çok iyi. Sen olur. Amerika'ya taşın. Biz bu vlogu gitsek ya. Biz bu vlogu kapatıp Amerika'ya taşınıyoruz. Teşekkürler. Macera dolu Amerika. Amerika. Hey John, macera dolu Amerika. Olsa devam edelim mi dedik? Lütfen dedikodu. Biraz magazin tamam. Aa notlarımı sildim. Notlarımı sildim. Silmemişim tamam. Melike Şahin'in verdiği konsere, iptal olan konserinden bahsediyor. Evet o, yani tamamen kim haklı şu an %100 belli değil o konuda ama konsere çıkıyor Melike Şahin Öğretmenler Günü'ne özel gibi bir event. Çok rüzgar olduğu için konsere çıkamıyor. Belediye Melike Şahin'i suçluyor. Melike Şahin de belediyeyi suçluyor gibi bir durum. Ben orada bir tek orada gerçekten 3 saat bekleyen insanlara üzüldüm yani. Çünkü ben olsaydım var ya cinnet geçirirdim. Rüzgarda ya, ben de bekliyorum. Şey diyor işte, biz size belediyenin dediğini söylüyorum. Biz size işte güvenlik şeyi veriyoruz. Çıkabilirsiniz dedik ve çıkmadı Melike Şahin diyor. Ama gerçekten çok rüzgar varsa da ne yapacak bilmiyorum o noktada. Ama o zaman bu böyle tepki yemesi normal. 3 saat bir konserde beklediğim ve sanatçıyı izleyemediğim bir anı düşün. Benim için biter. Olayın üzerine yılın kadın sanatçısı ödülünü aldı. Ona bir şey demiyorum. Evet, bu çok bağlantılı bir şey değil ama. Müziklerini çok dinlemem ben. Sen seviyor musun? Ben de çok hatta hiç dinlemem ama yani karakter olarak özgün bir tip. Okey. Okay. Dilan Polat hanımefendinin Casey ile beraber Gökhan ve Selin Hanım'la alakalı da bir soruşturma başlatılmış. Murat wow. Ağrel diyor biz demiyoruz. Asla biz hiçbir şey demiyoruz. Bunlar biz sadece şeylere bayılıyorum. Herkes birbirinin altına sorgulansın yazıyor ya. Evet abartmayın siz de o sorgulansın bu sorgulansın. Polici abilerin de işi mi yok? Hayır bir de insanlar kendi akrabalarına diyor biliyor musunuz? Benim halam yeni 3 tane burgu bilezik aldı sorgulansın. Benim akraba lanet. Ama onlar işte hep odalarında saklıyor altınları o, falan oradan ki. Çıkıyor. Akraban nefeti ama gerçek bir şeydir. Evet. Zengin benim akraba nefeti daha da benim için. Doğru. Sorgulansın. Özgür sorgulansın. Her gün metrobüs kullanıyor. O metrobüsler çok bağlandı. Evet. Hayır, bir tane TikTok'ta bir çocuk var biliyor musun? Ne? Cancuk Russo. Cancuk Russo diyemem çocuğa. Ama öyle bir şey. Tamam. Ben ona bayılıyorum. Çok tatlı bir çocuk. Ben en de. En son bir tane evi var ya şimdi arka planda falan. Görmedim he. Biri çocuğa canlıyım da sorgulansın diyor. Bu da diyor ki benim nerem sorgulanacak diyor. Bu battaniye olan bir ev sorgulanır mı diyor. Hani böyle köy battaniyeleri ya. Var diye. Ulan herkese sorgulansın yazmayın yani yazmayın. He. Yalan kimse bize yazmıyor fakir. Bize yazmıyor yani. Allah'tan direkt sanki ben kaçıyoruz sanki. Allah'tan da. Değil yani. Demek ki hani gerçekten ne olduğumuz orada. Evet bu arada okey biz ödüyoruz arkadaşlar. Biri gelse yani komik ve gergin bir event olur. Çok komik. Yok polici abiler ödüyoruz. Bir habere göre yine her şey Twitter'ın iddiası. Şule ve akrabaları Dilan'ın evine çökmüş. Ya onu gördüm ya. Sonra Dilan'ın kayınvalidesi Engin'in anası da eve geri dönüp hepsini kovmuş. Ah bunu bilmiyordum. Evine çökmüşler. Kadın da hepsini kovmuş. Ev boştu zaten teknik olarak. Evet de yine de birinin evine çökülür mü hapiste diye. Ama Şule'nin şeyleri var diye gitmiyoruz. Lar bu değil mi? Biraz garip zaten. Ama zaten artık hapishanede yani karı. Şöyle evine git artık kız. Gitmiş mi yani finalde? Şöyle ülkenin dönüş aşkı. Engin Polat'ın açıklamasını yapmayı söylemek istiyorum sana. Çünkü ben de kendime Engin Polat gibi ama yakalanmayan ve legal olanından. Yakalanmayan demeyelim de. Geri düzelteyim. Engin Polat gibi ama onun legal olanından bir akraba istiyorum. Benim akrabalarım hiç böyle değil. Engin Polat beyefendi şöyle bir açıklama yapmış. 25 milyonun 7 milyonlu kardeşime 18 milyonlu babama harçlık verdim. Benim akrabalarım bana bir çöp bile vermiyor. Ama harçlık dediğin öyle bir şey değildir ki Polat Bey. İşte 7 milyon harçlık mı oldu? Ben de böyle istiyorum ama legalinden. Müsene bir anda Özgür sana harçlık gönderen 1 milyon TL. Kurban keserim ben. Ben bu ellerimle kurban keserim. Senin isin Özgür'den Kadir'e dönüyor. Ben buradan Kadir Malkoç. Kadir. Özgür'ün ikinci ismi Kadir bu arada. Hesabıma birden 1 milyon gelirse gerçekten adımı Kadir olarak değiştiriyorum. Teşekkürler. Milyonerlere sesleniyorum. Duyurulur. Şey, Özgür'ün şey turu başlıyor. Fakire yardım edip sinemi. İmana dönüş. TikTok'ta bir tane öyle çocuk vardı ya şeytan. Ben şeytanım diyorum. İşte ben. O çocuk kesin 1 milyon attı bak ben size diyeyim. Ya bana şu yakışıklı güvenlik olayını anlatır mısın? Ben onu kaçırdım ya. Abi o kadar da olay gibi yok ama yani böyle. Niye konser vermiş? Yani viral oldu. Bir tane sesle böyle bir şeyler yapıyor adam. Tamam.
Ve yakışıklı güvenlik oldu yani birden ve sonra atıyorum yakışıklı doktor. Doktor biri çıkıyor ki ben yakışıklı doktorum, aynı akımı yapıyor. Silgisine yakışıklı güvenlik kostümü giydirmiş. Dans ettiriyor silgisine yakışıklı silgi falan diye paylaşıyor. Peki neden konser vermiş adam? O kısmı ben de hiç anlamadım. Yani konserde büyük ihtimalle dans etmiştir sadece. Bir de kavga çıkmış. Fanları toplanmış işte yakışıklı güvenlik. Oğlum niye herkesin fanı oluyorsunuz? Bilmiyorum abi, herkes viral oluyor. Ben anlamıyorum bu işi. TikTok çok korkunç. Bir de kim korkunç biliyor musun? Kim? Twitter korkunç. Hemen bu... Neyse bunu sonuna girelim. Reklamlardan sonra devam gel. Ama sona almayın ha. Peki İstanbul için son çağrı hakkında ne düşünüyorsun? Ya %90 kesin beğenmedi. Ben romantik komedi filmlerinden çuva bir beklentim olmadığı için beğendim. Başka İngilizce konuşmalarını da beğendin mi? Yani, well, okay. Let's go Jacob bir şey diyordu adamlar. Birbirlerine İngilizcesini taktılar. Hayır, beğendim. Yargılamayacağım. Çok kötü ama beğendim. Ben linçlenmeyeceksen bir şey söylemek istiyorum. Beren Hanım'a laf sokmayın. Sus. Son iki sezondur aile izleyen bir insan olarak, yani Serena ile Kıvancı'nın uyumunu izledikten sonra Beren Hanım'la Kıvancı'yı bu filmde yakıştıramadım. Aralarında öyle bir tansiyon yoktu. Hiç aşk memnun gibi değildi. Ve gerçekten Serena Hanım'la Kıvanç Bey'in arasında daha çok kıvılcım var. Zaten yılın dizi çifti seçildi onlar. Çünkü çok seksiler. Ama zaten teknik olarak aralarında bir cinsel çekim olmayan ikili oynuyorlardı Öykü. Şimdi seviştiler. Sevişme sonrası iyiydi. Orgazm sahnesi nasıldı sizce? Çok weirdi. Benim hoşuma gitti. Neden acaba? İçin götüne sokmazsın bu filmi. Hayır, ama. Hayır, ama bir daha da dönüp izlemem. Ay çok iyi bir yok, film diye. Yok, ben de önermem yani, evet. Hayır, ben... Yani 10 üzerinden... 6.5 veririm ama yani. Ama mesela işte Serena ile Kıvanç oynasaydı daha çok severdim filmi ve çok üzülüyorum çünkü Beren'le Kıvanç benim Aşk Memnun'daki it kapılımdı yani. Kesin değiştireceğim. Ya Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu sevdin mi? Hayır işte. İşte ben de o hani spoiler vereceğim burada dostlar. Burayı izlemenizin bir 30 saniye ileri sarın. Kavga sahneleri falan vardı ya finalde. Oralar benim çok hiç geçmedi. Oralar bana hiç geçmedi yani. O kavga sahneleri güçlü olsaydı belki inanabilirdim. Aşk Memnun'da nasıldı? Ciyam çıktı. Bir günah gibi. Tabii bu pisliğe düşmeyeceğiz. Tamam. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un bu şeyden sonra röportajını gördün mü? Ne diyor? İbrahim Selim Beyefendi'nin yaptığı 73. programdan evet, sonra. Evet, yeni bir program başlamış yine adam. Koymadı paraya. Orada evlilik aşkı öldürür mü diyor. O da diyor ki niye öldürsün evlilik aşkı böyle falan diye böyle dünyanın en tatlı açıklamasını yapıyor. Herkes diyor ki sen de kesin bir falso olmalı yani. Her şeyin de bu kadar iyi olamaz. Bir de şey soruyorlar ya, bu filmdeki gibi bir olay yapar mıydın sen falan diye. Bilmiyorum, yapabilirdim falan diyor. Sen filmdeki olayı yapar mıydın? Evliliğimi kurtarmak için. Evet. Yani çok seviyorsam yapardım. Değil mi ya? Mesela deneyesim geldi yani. Ama işte biri bana deseydi ki işte Elizabeth, gülerdim mesela bir bana Elizabeth dese. Hey Elizabeth, hey Mary. Hayır ya, bence seksi bir tarafı var. Karşındaki insan bunu seksi yapıyorsa ve bana geçiyorsa okey. Ama yoksa çok komik. True. Ama işte Kıvanç Tatlıtuğ'sa karşındaki geçer sana. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir tane karısı var. Başak Dizer olamayacağım bugün. Ama hayır, bu bir film. O zaman kendi ödüllüğümüzden bahsedelim mi? Ya. Efendim biz şimdicik bir tane ödüle aday olduk. Boğaziçi Bilişim Ödülleri. Yes. Ve buna çok sevindik, çok mutlu olduk falan falan. Yes. Sonra ödüller de heyecanlandı. Sonra sağ olasınız ki sizler komentin altına çatı 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 toksik yazdınız. Evet, çok tatlısınız. Ama sonra burada olaylar patladı. Zolay bir şeyler oldu. Yayıncıların karın ağrısı diyorum. Yılın yayıncısında bazı isimler zolay oldu. Jahreyn Beyefendi Twitch'ten Sude Belkıs'ın neden bu kadın aday diye bir kudurması gerçekleşti. Sude Hanım da tabii ki buna durur mu yapıştırdı cevabı. Ben sizin gibi video izlemiyorum. Zart zurt. Bu kadar mı? Ben böyle giriş yaptım. Yani şöyle düşünüyorum ben. Biz zaten Sude ile birebir tanıştığımız ve video çektiğimiz için tabii ki buna tarafsız bakamayız sonuçta yani. Ama kimsenin bence ödül adaylığını cinsiyet dışında konuşuyorum yani. Bu hani böyle 7 erkek bir kız falan böyle. Ha, evet, onu bahsetmedim yani. 6 erkek bir kadın aday var yani şu an. Ona hiç girişmiyorum zaten. Bize de galiba bir tane kadın aday var. Melis İşten var, bir de biz varız. Aynen, sanırım. Aynen. Neyse, hiç önemli değil onlar. Cinsiyet dışında kimse kimsenin adaylığını sorgulayamaz. Üstelik ödüle aday olmamış bir insan o ödüldeki adaylığı hiç sorgulayamaz gibi geliyor bana. Aynen öyle. Zaten bir tane ödül yani. Bu kadar büyütmeye de gerek yok. Öyle ama şeyi de anlayabiliyorum. Yani Sude neden aday olmasın ki'yi de anlayabiliyorum yani. Kadın farklı bir şey yapıyor ve okey, aday olabilir yani. Neden insanlar buna sinirleniyor? Herkesin farklı bir kitlesi var. O zaman biz de sinirlenelim ki bu talk show'un kitlesi bilmem ne. Bence onlar alakasız tipler. Aynen öyle sinirlenim yani. Hayır, öyle bir şey yok yani. Bir de hani artık yayın yapan, YouTube içeriği talk show yapan çok az isim kaldı. O yüzden okey yani. Herkes kaliteli bir şey yapmaya çalışıyor ve kaliteli yapan işler
isimler belli, kimse de kusura bakmasın. Ya bir ben Twitch tarafına hiç hakim değilim. Hı-hı. Dürüst oluyorum. O yüzden kim yayıncı kim yayıncı değil hiçbir şey bilmiyorum. Asla da izlemedim. Sadece Sude'nin kesitlerinden Sude'yi tanıdım. Sonra arada YouTube'a attığı şeyleri izliyorum yani. Severek Hı-hı. de izliyorum yani komik bir insan. Ama hani böyle bir Twitter'da olay olacak kadar ne yaşandı ve neden böyle bir şey oldu? Biz ya şok olduk yani. Şu yüzden bir şey oldu. Yine ben Sude tarafında olarak konuşacağım. Ya Sude'nin eskiden yani şey muhabbeti vardı ya. Mesela ben diğer yayıncılardan farklı bir şey yapıyorum. Ben bir şey izlemiyorum. Ben farklıyım gibi bir algısı vardı. Diğer erkek tayfada bunu açıkçası biraz yediremedi gibi geliyor bana. Ama herkes herkesten zaten farklı olup bu özelliğini söylemeye çalışır ki. Yani biz de kendimizi farklılaştırmaya çalışıyoruz. Yani kesin birbirine benzemek yani. İstemez ki. Gibi amaç gibi. Zaten farklı kitlelerin sevdiği insanlara koymak ki bir oylama bir heyecan olsun. Ama şuna da karşıyım. O kadın gücü kadına oy verelim. Ya bu burada da değiliz yani. İşte öbür taraf bir nevi kadın düşmanlığı altında bazı laflar sokuyor ya. O yüzden de kadınların da yükselip Sude'yi korumasını çok anlıyorum yani. Hayır, orayı anlıyorum ama şimdi yani. Şimdi şey gibi düşün. Bize deser ki atıyorum. Bizim de sonuçta ödül adaylarımızda bizi hiç tanımayan insanlar vardı. Bu iki tane gerizekalı orospu kız ne yapıyor? Kadınlar hiç komik değil ki bunların burada ne işi var dese. Mesela başka. Ama mesela bu toksik ilişkiler mi? Daha çok küçük bunlar. İşte bence içeriklerde çok saçma dese başka. Ama Jahreyn böyle bir yerden söyledi sanki. Ama Jahreyn'in çok fazla zaten. Sırf Jahreyn'le kalmıyor. Jahreyn ortaya bir taş atıyor. Ona benzer kafadaki insanlar. Ferit falan da dahil oldu sanırım sonrasında. Ya kızın mimini yaptılar. Sude'de gitmiş onun PP yapmış. Komik yani. Komik. Çok saçma. Bakalım. Kim kazanacak? Siz de bir takip edin. Bize hayır, de oy vermeyi unutmayın. Hayır, bizi takip etmeyin. Bize oy verin. Bize verin. Bize oy verin. Bize oy verin. Yani önemli değil. Sizin oy verin. Ay sizinim ya. Karem eşeğim. Sizinime oy verin. Benim aşk itirafı. Verin. Link aşağı da eklesene Öykü'm. Aşağıdan direkt sevdiğiniz gidin. Sevdiğiniz insanlara oy verin. Sude'ye de oy verin. Sizine de oy verin. Çok size gelen herkes oy verin. Ve bize oy verin. Bütün kadınlara ve bize. Gerçekten bunu feminist bir taraftan yapmıyoruz evet, ya. Ama cinsiyet dışında biz daha yani. Tatlıyız ama yapacak bir şey. Herkesin kitlesi farklı. Bakalım hangimizin kitlesi daha sadık ve deli yani. Ben bizimkilerden çok eminim. Bu bir savaş. Abart. Evet, şuna da parantez açayım. Evet, çok 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 önemli bir durum bu. Ama şey yani savaş ve ölüm kalım meselesi de yapmayın yani bunu. Biri kazanır, biri kaybeder. Biz de kaybedebiliriz, Sude de kaybedebilir. Okey yani biz her şey arkadaşlar. Biz sadece ilk ödülümüz olduğu için heyecanlandık. Aynen, o kadar öyle. Yani. Biri gelip bize sağ sözü ki siz talk show değilsiniz ki amına koyayım. Nasıl her derim ya. Biz kalkmışsın. Haklısın aşk o. Biz aslında bir podcast'tik sonra video cast olduk. YouTuber. Oradan konuk gelmeye başladı. YouTuber olduk, vlog çekiyoruz. Influencer. Değillik aslında influencer. TikTok'ta varık falan TikToker'da yani. TikToker'da olduk bir noktada. Saçma saçma şeyler. Neyse ödül töreninden de storylerimizi, fotoğraflarımızı göreceksiniz. Like'lamayı, bizi takip etmeyi, bizi sevmeyi ve desteklemeyi ve oy vermeyi unutmayın. Yes. Özgün kanalımda aşağı bırakıyorum. Kendisinin her hafta bambaşka konserine gideceklerini geliyor. Ve başka ne çekelim Öykü'yle? Yorumlarda yazdın. Bir yılbaşı özelimiz olacak Özgür Bey'le. Ne yapacağımız konusunda henüz fikrimiz yok ama güzel şey yorumlarda gelsin ya. Okuyalım. Bir de haftaya benle beraber bir sürpriz şey yapacaksınız. Instagram'dan duyuracağım. Çarşambaya hazır olacak şeyleri. Beni Instagram'dan takip ederseniz çarşamba günü beraber yapabiliriz. Ayağıma basın. Pardon. Evet. Evet. Özgür ayakkabıların çok güzel. Ya sus! Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle oldu arkadaşlar. Bir tane video girdi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Özgür Bey'in saçını beğendiniz mi? Niye kestirdi diye sorsanız da. Uzamıştı. Hayır. Niye geçen hafta kestirdin Özgür? Öykü. Allah'tan sende bana ait hiçbir bilgi yok. Evet arkadaşlar ben Öykü'ye her şeyi anlatıyorum. Öykü bana hiçbir şey anlatmıyor. Ben anlatacak hiçbir şey yok. Ay ipinden bahset. Mi? Bahsedeyim. Çok erken. Çok erken. Hayır, bir tane zaten storylerimden beni takip edenler bir albüm üstünde çalışıyorum arkadaşlar. Ama bir tık cinnet geçirerek çalışıyorum. Özgür Bey de buna sağ olsun şahit oluyor. Öykü çok kötü durumda. Belgesel gibi diyor ve hiçbir şey çekmiyor sağ olsun canım arkadaşım Öykü benim. Öykü Hanım çok kötü durumda. Bir albüm kolay yapılmıyor ve ben bunun her şeyine şahit oluyorum. Çünkü bu uzun süre sonra ilk defa geri dönüş gibi bir şey olacağı için iyi bir şey olmasını istiyorum. O yüzden de cinnet geçirtip çevremdeki herkese cinnet geçiriyorum. Benle çalışmak çok güzel bir şey değil mi? Çok. Gidelim. Lütfen. Takipte kalın. Beni sevmeyi, Özgür'ü sevmeyi, bizi takip etmeyi, like atmayı, comment atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bye bye. Kimden? Yoksa geçen gün date çıktın kişiden mi? Kimseye date çıkmadım ben. Arkamdan işaret mi yapıyorsun ya? Hayvan. Son kez İngiliz halimizde bir görsünler bizi. Özellikle sizin için paltomu giydim.
Bunun altına bana şey yazmışlar. Özgür çökmüşsün falan yazmışlar. Ama çöktün. Hayır, yakışıklıyım bu. Bugün iyisin bak. Bunu Özgür Bey çok iyi olarak aldı. Ödül töreninde giyecek değil mi? Yakışıklı. Siyahlar sana gidiyor. Ama mesela beyaz honolü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  çıkmıyor. Ama o senin bölümünde benim gözümde bir şeyler falan vardı. Ondan yani. Ama her hafta bir şey çıkıyor gözüm. Yine lens taktım. Yine çıkacak. Takma işte, takma. Gözün kavramıyor. Pervasızca zihnimde çığlıklar kovalar zaman amansızca nasıl biter bu akşamda.